Mayıs'ta New York'ta yapılacak geleneksel Türk Günü yürüyüşüne hazırlanıyor. Federasyon Başkanı Ali Çınar ve beraberindeki heyet yürüyüş hazırlıkları kapsamında Ankara'da temaslarda bulunuyor. Heyet Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere Meclis Başkanı Çiçek, bakanlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerde bulundu. Federasyonun çalışmalarını şimdi konuşacağız. Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun yeni seçilen başkanı Ali Çınar stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Çınar. Hoş bulduk. Türk yürüyüşü geleneksel olarak 31 yıldır devam eden bir yürüyüş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bildiğim kadarıyla hep New York'ta mı yapılıyordu? Bu yıl nasıl bir hazırlık var Türk toplumunun sesini daha net duyurmak adına? Evet, bu sene 31.sini yapacağız New York'ta Türk yürüyüşümüzü. Ben kısaca tarihini de vermek istiyorum. 31 yıl önce Asala terör örgütünün diplomatlarımıza karşı yaptığı saldırılar neticesinde şehit olan diplomatlarımızı almak üzere Manhattan sokaklarında 50-100 vatandaşımızın başlattığı bir girişim olarak aslında başladı. Daha sonra bunu yürüyüş ve festival haline getirdik. Bu sene dediğiniz gibi 19 Mayıs'ta New York'ta Türk Günü yürüyüşünü yapacağız. Yaklaşık 40-45 bin kişinin katıldığı büyük bir etkinlik olacak. Neler olacak bu etkinlik içerisinde? Yürüyüş kapsamında hani konuşmalar mı olacak? İşte ne bileyim şarkılar mı olacak? Bir festival havasında mı olacak? Evet, Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak altımızda 47 tane derneğimiz var. Evet. Türk dünyasından birçok derneğimiz var. Spor kulüplerinden derneklerimiz var. Genelde kültürel ağırlıklı gösterilerle folklor grupları geliyor. Bu sene Genelkurmay Başkanlığı Meteran takımını getiriyoruz. 5 yıl önce gelmişti. Türk toplumu tabii gurbette olduğumuz için Meteran takımını da görmek istiyorlar. O anlamda büyük görsel anlamda değişiklik yapmak istiyoruz bu sene yönetim olarak. Ayrıca Amerikan medyasıyla da şu anda çalışmalarımız var. Amerikalı vatandaşları da çekmek için çalışıyoruz. Tabii ki Amerikan kongre üyeleri ve senatörlerinden de yürüyüşümüze katılıcı olacak. Amacımız birlik beraberlik gücünü göstermek ve Türkiye'yi tanıtmak. Peki başka kentlerde yapmayı planlıyor musunuz Türk yürüyüşleri? Evet. Her zaman New York'ta oluyordu. Biz federasyon olarak bunu genişlettik. 5 Mayıs'ta Amerika'nın ilk başkenti olan Philadelphia'da, 6 Mayıs'ta da Türklerin en yoğun olduğu bölge olan Patterson-Clifton bölgesinde 6 Mayıs'ta yapacağız. Bunun dışında diğer derneklerimiz, yani Amerika içindeki Florida, Chicago, Kaliforniya'daki derneklerimiz de zaten Türk festivalleri yapıyorlar. Bunu geniş artık her eyalette Türk'ün sesini, gücünü festivallerimize duyuruyoruz. Tabii sadece festivallerle kalmıyor çalışmalarınız. Aynı zamanda dediğim gibi Ocak ayında seçildiniz ve ayağınızın tozuyla Türkiye'ye geldiniz. Temaslarda bulundunuz az önce de söyledim. Başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere birçok yetkiliyle görüşmelerde bulundunuz. Diplomatik tabii ki ilişkiler yürütülüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ama sivil toplum kuruluşlarının çok büyük önemi var. İlişkilerin daha kapsamlı olması adına. Ankara ile bir koordine söz konusu mu bu ilişkilerde, bu sorunların çözümünde neler yapıyorsunuz, ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Biz Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak her zaman partiler üstü olduğumuzu vurguluyoruz. Hem Amerikan siyasetinde hem Türk siyasetinde çok içine girmiyoruz, tüzüğümüz gerisine girmiyoruz. Ancak Türk dış politikası ve milli konularda sürekli aynı mesafede, aynı hizada çalışmalarımız oluyor. Bunlardan bir tanesi 1915 olayları. Ermeni evet. Konusu Nisan ayında yine tasarı gündeme gelecek. Bu konularda tabii ki Türk dış politikasının izinde aynı paralelde çalışmalarımız oluyor. Peki şimdi diaspora, siz dediniz hemen 1915 olaylarına da girelim. 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni diasporası yıllardır çok yoğun kulis çalışmaları yürütüyor ve özellikle Amerikan Kongresi'nden bir yasa çıkarmak için çalışmaları var. Bunu engellemek adına Türk sivil toplum kuruluşları sizin önderliğinizde ne tür çalışmalar yürütüyor? Oradaki kongre üyeleriyle görüşüyor musunuz? Ankara ile bu anlamda ne tür koordinasyon sağlıyorsunuz? Evet, geçmişe baktığımız zaman Türk lobisinin güçlendiğini görebiliyoruz. Bunu da ben sayı olarak da vermek istiyorum. Amerikan Kongresi'nde şu anda 134 tane Türk Dostluk Grubu üyesi var. Yani Amerikan Temsilciler Meclisi'nde şu anda Türkiye lehinde çalışan, bizle beraber olan güçlü bir lobi oluşmaya başladı. Bunun dışında biz federasyon olarak akademik olsun, sosyal, kültürel olsun bu konuda çalışmalarımız oluyor. 28 Nisan'da derneğimize bağlı Genç Türkler Derneği'nin yapacağı Times Square'de Ermeni Yalanlarına Son adlı bir büyük bir protesto mitingi olacak. 28 Nisan'da olacak bu program. Onun dışında akademik çevrelerde Columbia Üniversitesi, Yale Üniversitesi'nde 1915 olayla ilgili tezimizi anlatan çalışmalarımız var. Yoğun olarak sadece Nisan ayı değil 12 ay boyunca bu konuda çalışıyoruz. Aynı zamanda 24 Nisan'da başkanlar her zaman konuşma yapıyor ve bütün Ermeni diasporası, Ermeni camiası diyelim, bir
söz bekliyorlar. Bu yıl da yine Başkan Obama konuşma yapacak. Sizin peki Amerikan Başkanı'yla görüşme talebiniz oldu mu bu konuda? Türklerin tarafında olması adına en azından nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Bu konuda daha Başkan Obama ile görüşme imkanımız olmadı ama çalışmalarımız devam ediyor. Ama Amerikan Temsilciler Meclisi, Meclis Başkanı Joe Boyner ile toplantımız oldu. Burada kendisi aslında çok samimi ve açık şekilde bu konunun gündeme gelmeyeceğini söyledi. Evet. O anlamda Türk lobisinin çalışmaları devam ediyor. Hem yerel bazda aslında herkes Washington'da politikanın yapıldığını zannediyor ama aslında yerel eyaletlerde politika yapılıyor. O nedenle bizler hem sivil toplum kuruluşu liderleri olarak da bu konuda yerel bazda çalışmalarımız oluyor. Belediye başkanları olsun, oradaki yerel senatörler ve temsilciler olsun, bu konuda Türk tezini anlatmaya çalışıyoruz. Zaten şu anda Türk-Amerikan ilişkileri iyi bir düzeyde, hem stratejik anlamda hem ticari anlamda şu anda aşama kaydetmiş durumda. O nedenle biz bu konunun 100 yıl önce olmamış bir konunun böyle gündeme gelip Türk-Amerikan ilişkilerini zedelememesi için uğraşıyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerin açısından da yine çalışmalarınız var sizin. Türk toplumunun sorunlarına da eğiliyorsunuz. Bu konudaki çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Bunlardan bir tanesi hukuki sorunlar. Amerika'ya gelen vatandaşlarımız için hukuktan sorumlu başkan yardımcımız oluştu. Hem vatandaşlık sorunları olsun hem hukuki sorunlar olsun. Bu türde şimdi yeni yönetim olarak biz seminerler vermeye başladık. Bunun dışında öğrencilerle ilgili şu anda Amerika'da 12 bin tane öğrencimiz var. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına göre. Türkiye'den gelip orada eğitim alıyorlar. Evet, evet. Ve sıralamaya baktığımız zaman yurt dışından Amerika'ya giden ülkeler arasında Türkiye 8. sırada. O nedenle Türk öğrencilerimiz sayısı önemli. Gelen öğrencilerimizin hem bizlerle yakın olması için hem de bu milli konularda daha bilinçlenmesi için çalışmalarımız var. Ayrıca Work and Travel sorunu var. Ben bunu Ankara'da da resmi üst düzey büyüklerimize de ilettim. Work and Travel'a gelen ciddi şekilde bir sayı var. Buradan Türk öğrencilerimizin yaz döneminde gelip orada çalışan 3 ay boyunca. Bu konuda bazı sıkıntılarımızı... Ne tür sıkıntılar oluyor? Mesela burada acentalarla, travel acentaları olsun, bazı acentalarla öğrencilerimiz Amerika'da hem dil hem de çalışma anlamında başvuruyorlar. Evet. Ve bazı acentalar bunu maalesef usulsüz şekilde yapıp öğrencilerimizi yanlış yerlere yönlendiriyorlar. Amerika'ya geldiği zaman ne iş var ne de kalacağı yer var. Bu nedenle çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Biz Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu olarak hem Amerikan Dışişleri Bakanlığı'yla hem de Ankara'daki resmi yetkililerle bu konunun denetim altına alınması için hem de öğrencilerimizin mağdur kalmaması için bir bilinçlenme kampanyası başlattık. Bunu YÖK'e de bildirdik. YÖK başkan vekilliğimizle de konuştuk. Bunu üniversitelerimize aktarıp doğru ajantalarla bu işin yapılması için. Peki öğrenciler gelmeden önce sizin derneğinize başvurabilirler mi? Siz onları yönlendirebiliyor musunuz? İlk aşama üniversitelerin bilinçlendirmesi. Evet. Tabii bizim sitemiz dolayısıyla da bilgi alabilirler. Bu konuda öğrencilerimize rehberlik edecek bir çalışma şu anda yapıyoruz. Yeni yönetim olduğumuz için hazırlıklarımız bitmek üzere. Ama YÖK olsun veya diğer üniversitelerle şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızın da devamını diliyoruz. Türk-Amerikan ilişkileri adına, oradaki Türk toplumunun sorunları adına. Güzel bir yürüyüş olsun 19 Mayıs'ta dileyelim. Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar konuğumuzdu sevgili seyirciler. Devam edeceğiz.